Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 31 Ağustos-6 Eylül haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, evet dolunay haftasındayız, önemli bir haftadayız. Hafta başından itibaren ayın ışığı yavaş yavaş büyüyecek e, ve 2 Eylül'de Çarşamba günü sabah 8:21'de 10 derece balık burcunda dolunay meydana gelecek. Dolunay 3 gün öncesinde ve 3 gün sonrasında. Çok güçlü tesirler ortaya çıkarırlar e, ve dolunayın da enerjileri e, bu hafta bizim için çok etkili olacak diyebiliriz. Sevgili kovalar, ikinci evinizi aydınlatan bir dolunay bu. E, burada tabii parasal konularla ilgili, yani mal varlıklarınız, karançlılarınız, gelir gider dengeniz, bütçeniz, e, borçlanmalar alacaklar, ödemeler, alışverişler olabilir, yatırımlar olabilir, yani parayla ilgili her türlü konuda e, bazı önemli farkındalıklarının olması belirsiz olan bir şeylerin görünür hale gelmesi, netleşmesi mümkün görünüyor. Uranüs'ün de güçlü bir tesiri var Dolunay'a. Hem de Boğa Burcu'nda Uranüs. Yani parayla ilgili konularda bazı sürpriz gelişmeler olabilir. Bunlar biraz evle ilgili, emlakla ilgili, aileye bağlı kaynaklarla da ilgili olabilir. Yani maddi durumunuzu sürpriz bir şekilde rahatlatacak. Daha önceden belki uğraştığınız, beklediğiniz bir parasal bir işin hızla sonuçlanması e, bu dolunayda gündeminize gelebilir. Evet, bu hafta e, gezegenlerimiz hafta sonundan itibaren burç değiştirecekler. 5 Eylül'de Merkür Terazi burcuna geçecek, 6 Eylül'de ise Venüs Aslan burcuna geçecek. E, bunlar önümüzdeki birkaç haftayı önemli şekilde etkileyecek. Özellikle Venüs 6 Eylül'den itibaren, hafta sonundan itibaren 2 Ekim'e kadar Aslan burcunda ilerlerken e, özel ilişkileriniz alanında daha keyifli bir tesir altında olacaksınız. Merkür ise 5 Eylül ile 27 Eylül arasında terazi burcunda olacak. Yine sizin gibi hava elementi bir burçta. Size dost bir burçta olacak Merkür. Güzel bir açıda olacak. Ve Merkür terazide son derece sosyal, daha uzlaşmacı, daha anlaşmacıdır, iş bitiricidir, iş birliklerine yatkındır. E sizin için de faydalı olabilir. Gerek işle ilgili konularda, gerek eğitimle ilgili konularda, gerek özel ilişkilerinizde uzlaşmacı olabilir, daha rahat kendinizi ifade edebilir, çözümler bulabilirsiniz. Eğitimle ilgili faaliyetler öne çıkabilir. Bazı seyahatler yine Terazi burcunda olunca Merkür ister istemez kısa, uzun seyahatlerin, yolculukların da aktif olması mümkün. Bunlar eğitimle ilgili olabilir, işle ilgili olabilir, mesleki olabilir veya hani özel olarak da hayata geçirebileceğiz geziler olabilir yakınlardaki ve uzaklardaki kişilerle akrabalarla daha fazla temas içerisinde olmanız daha fazla görüşmeniz konuşmanız bilgi paylaşım içerisinde olmanız mümkün sevgili kovalar Merkür terazideyken 27 Eylül'e kadar her türlü böyle iletişimle ilgili konuda bunlar internet üzerinde olabilir sosyal medya üzerinde olabilir reklam promosyon çalışmaları basın yayın çalışmaları olabilir Tüm bunlarda çok daha başarılı olmanız, kendinizi çok daha iyi bir şekilde ifade etmeniz mümkün görünüyor. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.